Merhaba. Ben MGC Legal'den Yasemin. Bugün 7 Temmuz 2023 Cuma. MGC Legal ile her gün bir dakika başlıyor. 7 Temmuz 2023 tarihli resmi gazete haberlerine baktığımızda yasama bölümü Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları kısmında balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması komisyonu kurulmasına dair kararı. İçişleri Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararı. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatili ve ara vermesi sırasında çalışabilmesine ilişkin kararı görmekteyiz. Yürütme ve İdare Bölümünün Cumhurbaşkanı kararları kısmında ise 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın yürürlük tarihinin 15 Haziran 2023 olarak tespit edilmesi hakkında kararı. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinde yer alan tevkifat nispetlerine ilişkin 12 Ocak 2009 tarihli ve 2009'a 14.592 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iki kararda değişiklik yapılması hakkında kararı. 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarlarının yeniden belirlenmesine dair kararı. 6.802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 33. maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28 Ağustos 1998 tarihli ve 98'e 11.591 sayılı Bakanlar Kurulu kararının iki kararda değişiklik yapılmasına ilişkin kararı. Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararı. 5.602 sayılı şans oyunları hasılatından alınan vergi, fon ve payların düzenlenmesi hakkında kanunun 6. maddesinin 4. fıkrasındaki oranların yeniden belirlenmesine ilişkin kararı. Bursa ilinde yapılacak olan hibrit araç için motor, batarya ve alüminyum motor bloğu döküm üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 30 Nisan 2018 tarihli ve 2018-11.715 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapılmasına dair kararı. Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin kararları. Akkarili, Yüksekova ilçesine doğal gaz arzı sağlanabilmesi amacıyla kurulacak şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla, İnanlı köyü sınırları içerisindeki 101 ada, bir parsel numaralı taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Balıkesir ilinde kurulacak Tatlıpınar RES Yardımcı Kaynak Gez Elektrik Üretim Tesisi için gerekli olan ve bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Sinop ilinde kurulacak Hamsi RES Yardımcı Kaynak Gez Elektrik Üretim Tesisi için gerekli olan ve bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Manisa ilinde kurulacak Kuyucak RES Yardımcı Kaynak Gez Elektrik Üretim Tesisi için gerekli olan ve bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Arıili, Taşlıca ilçesine doğal gaz arzı ulaştırılabilmesi için ihtiyaç duyulan şehir giriş istasyonunun yapımı amacıyla, Yassıkaya köyü sınırları içerisindeki 461 parsel numaralı taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Nacarlı Yeni Şehitlik Tarsus OSB Enerji İletim Hattı projesi kapsamında gösterilen güzergaha isabet eden taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek olan ve güzergahı gösterilen enerji iletim hattı projesi kapsamında gösterilen taşınmazın Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı.
Kamulaştırma bilgileri ve güzergahları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Kamulaştırma bilgileri ve güzergahları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Kamulaştırma bilgileri ve güzergahları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Hatay ili, Antakya ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve kamulaştırma bilgileri yer alan taşınmazın, mevcut hizmet binasının 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremler sonrasında ağır hasar almış ve kullanılamaz duruma gelmiş olması nedeniyle, yeni hizmet binası yapılmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Kamulaştırma bilgileri ve güzergahları gösterilen enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla söz konusu güzergahlara isabet eden taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı. Trabzon Güney Çevre Yolu Akçaabat Geçişi Yolu Projesi kapsamında bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında kararı görmekteyiz. Yönetmeliklerde İstanbul Finans Merkezi Yönetmeliğini. Maltepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği görmekteyiz. Tebliğlerde Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ. Son olarak da Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ görmekteyiz. Her gün resmi gazetedeki en önemli gelişmeler ve yayınlanan yönetmeliklerin duyurusunu yapacağımız bu video serimizi, sosyal medya kanallarımız ve YouTube kanalımızdan takip edebilirsiniz. Pazartesi sabahı görüşmek dileğiyle iyi günler dileriz.